Öğle Arası'na hepiniz hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün yine çok önemli, değerli konuklarım var. Öğretmen okullarının kuruluş yıl dönümü bugün. Biz de bu süreci özellikle geçmişten günümüze öğretmenlik yapan değerli hocalarımı stüdyoda ağırlayacağız ve öğretmen okulları konusunu konuşacağız. Çünkü geleceğe ışık tutan, geleceğin mimarı olan öğretmenlik gerçekten çok önemli bir meslek ve bununla birlikte bu konuda deneyimli, tecrübeli kişileri de bu yayında sizlerle buluşturmak ve onların deneyimlerini aktarmak benim için de bir keyif unsuru diyebilirim. Şimdi hemen konuklarımı size takdim etmek istiyorum. Eğitimci ve emekli öğretmen Mehmet Ali Bol, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sağ olun. Yine emekli öğretim müfettişi Sayın Ahmet Çölmek Hocam bizlerle birlikte. Sizler de yayınımıza hoş geldiniz. Şimdi öğretmen okullarının bugün tam 173. yıl dönümü. Yani geçmişten günümüze aslında tabii tarihe baktığımızda daha ileri seviyede ama en azından Cumhuriyet dönemi içerisinde 173 yıllık bir sürece sahip çok köklü bir olay aslında öğretmen okulları. Hemen öncesinde biraz sizi tanıyalım. Sonrasında bu keyifli sohbete başlayacağız. Sizinle devam edeceğiz. Mehmet Hocam sizinle başlayalım. Biraz sizi tanıyalım. Sonra Ahmet Hocam'la devam edelim. Sonrasında bu konuyla ilgili sizin duygu ve düşüncelerinizi, tecrübelerinizi sevgili izleyicilerimize aktaralım. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Bir öğretmen okulu mezunu olarak öğretmen okullarının kuruluşunun 173. yıl dönümünde bizleri kurumunuzda aradığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Konya'ya yeni bir yayın kanalı kapısı açtığınız için de başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam. Ben bir eğitimci olarak aslında öğretmenimin öğretmeniyim. Bir köy çocuğuyum. Öğretmenim elimden tuttu beni köyden. Evet. Okuldaki başarımdan dolayı elimden tuttu, Ereğli'ye kursa götürdü. Kursta beni hazırladı 2 ay Ereğli'de. Ondan sonra öğretmen okulu sınavlarına katıldım İvriz'de. Ve 1957 yılında İvriz Öğretmen Okulu'na girdim. 1964 yılında bitirdim. Ondan sonra Bitlis, İzmir, okuma yazma okullarında öğretmenlik yaptım. Askerleri biz okuma yazma bilmeyen şeyleri, erleri seçerdik. Askeri birliklerde değişik bölgelerde, Isparta'da, Manisa'da, Sivas'ta onların o zamanki adı halk arasında Ali okullarıydı. Yani okuma yazma bilmeyen çocukları evet. Gelen erler arasından tespit ederdik. Aha. Bu çocuklara 3 ayda 4 ayda orada okuma yazmayı öğretip birliklerine gönderirdik. Bu arada öğretmendiniz değil tabii mi? Tabii öğretmendik. Harika, tabii. Asker tamam. Öğretmen olarak. Asker öğretmen olarak. Asker öğretmen olarak. Er öğretmen olarak. Evet. Sivildik ama er öğretmen olarak oralarda da çalıştık. Evet, o zaman sizinle bugün biz böyle bir geçmişe gideceğiz. O anılarınızı tekrar yaşamanıza vesile olacağız. Tabii. İşte ondan sonraki yıllarda Konya'da, Sarıyer'inde, Konya merkezde çeşitli okullarda yöneticilik yaptım. Öğretmenlik yaptım. Uzun zamandır da işte bir ara öğretmenlikten sonra ticaret hayatına atıldım. Yani öğretmenlikte geçen sürelerimizi unutmamız mümkün değil. Evet, mutlaka. Yani şimdi öğretmenimi anarak başladım çünkü bizim için çok önemli öğretmenlik ve öğretmen. Hala 1955 yılında okulumuzun bahçesine öğretmenimin bana diktirdiği elma ağacını duruyor mu? Duruyor. Harika. Her köye gittiğimde ziyaret ediyorum orayı. Ne güzel. Ağaçtan bir elma koparıp yiyorum. Hala veriyor. Var. Ağaç duruyor. Okulun köşesinde, bahçesinin köşesinde duruyor. O ağacı siz diktiniz. Evet, ben diktim onu. Çok ilginç, çok güzel. Gerçekten büyük bir anı aslında. Şimdi yani, torunlarınız vardır. Tabii, muhtemelen. Mi? Onlar da artık dedelerinin o diktiği ağaçtan elma almaları, o anılara gitmeniz sizin için tekrar bir övünç kaynağı, bir mutluluk kaynağı oluyordur diye düşünüyorum. Yani öğretmenlerimiz hep bize yol göstermişlerdi. Evet. Köylerimize gelen öğretmenler hep böyle üretime dönük okul bahçesinde bahçe, işte okulumuzun giriş kısmı
hep çiçeklerle, zambaklarla donatılırdı. Onları da muhtemelen sizler eklisinizdir. Tabii. Çok güzel. Yani bir okul bahçesine girerken, okula girerken bir çiçek bahçesinin içinden geçer girerdik okula. Öyle zevkli, isteyerek çiçeklerle, zambaklarla açmış baharda. Çok güzeldi okul anılarımız. İşte o öğretmenler bizleri oralarda okuttular. Ve oradan beni öğretmen elimde alıp götürüp İvriz'e öğretmen yaptı. Evet. Şimdi buradan şuna geçmek istiyorum. Tabii her ne kadar öğretmen okullarının kuruluş yıl dönümünü kutluyorsak da başta baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve öğretmen okullarının Cumhuriyet döneminde temelleri üzerinde kurulan, köy enstitülerini yapan Tonguçları, Yücelleri, İsmet İnönüleri de buradan Hasan Ali Yücelleri saygıyla anıyorum, saygıyla selamlıyorum. Aynı şekilde efendim bizler de. Tüm öğretmen okulları daha sonra köy enstitüleri kapattıktan sonra o binaların, abilerimizin yaptığı binalarda okuduk biz. Evet. Ablalarımızın yaptığı binalarda okuduk biz. Onların hepsinde onların alın terleri var. Evet, emekleri var. Tabii. Konuşacağız bunları daha detaylı. Tabii. Hemen Ahmet hocama döneyim. Ahmet Çölmek hocam, sizler ilk öğretim okulu döneminde müfettişlik görevinde bulundunuz. 27 yıl öğretmenlik yaptınız. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 20 yılda müfettişlik. Ne dile kolay değil mi sevgili izleyiciler? Bir çırpıda biz söyleyebiliyoruz. 27 yıl öğretmenlik. 20 yılda müfettişlik görevi. Eskiden ben de hatırlıyorum, ilk öğretim okulu dönemindeyken bizler sıralarımızda işte ders işlerken aniden kapı çalardı. Öğretmenimiz sınıftayken bir beyefendi gelirdi, bir öğretmen gelirdi ve müfettiş olduğunu ifade ederdi. Bizler daha çok heyecanlanırdık. Artık herhalde müfettişlik süreci yok. Var ama biraz daha farklılaştı. Sizin o dönemleriniz aslında filmlere de konu oldu. O süreçleri de sizden öğrenmek isteriz ama öncesinde biraz sizi tanıyalım lütfen. Teşekkür ederim Yala Hanım. Bizi davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Kanalınızı kutluyorum. Böyle bir yayın hayatına girmişsiniz. İnşallah başarılı olursunuz. İzleyici kitleniz her gün biraz daha artar. Teşekkürler, sağ olun. Adım Ahmet Çölmek. Soyadım biraz Çölmek garip gelecek ama o zamanki nüfus memurlarının o da bir ayrı hikaye. Öğrendikleri şekilde yazılmış. Halkın söylediği şekilde yazılmış. Evet. Bu yani garip yanlışlığı hep ömrüm boyunca meslek hayatımda yapılan yanlışlıkları düzeltmekle geçti. Böyle bir azizliği var bu soyadımın. Öğretmen okulu Mehmet abimin dediği gibi bizim ilk dünyaya açıldığımız yer. Şu köyde büyüdük. Ben 1200 rakımlı bir dağ köyünde büyüdüm. Ve ilk defa hayatımda köyden şehire mi diyeceğiz, kente mi diyeceğiz, ne diyeceksek artık orayı bilemiyorum. Bizim gözümüzde orası şehirdi, kentti ama dağ başında yine gelişmiş bir kasaba gibiydi okulumuz, İvrizlik Öğretmen Okulu. Evet. Orada açtık gözümüzü. Mutluluk ne? Orada anladık. Evet. Yaşamaya nasıl bakılır, nasıl yaşanır, nasıl gelişilir, nasıl büyünür, nasıl mutlu olunur, nasıl sevdalanılır öğretmen okulunda öğrendik. Orada biz her şeyi kazandık. Onun için öğretmen okulunun bizim üzerindeki, bizim kendimiz üzerindeki etkilerini saymakla bitiremezsiniz. Sayfalar dolusu kitap haline getirseniz yine bitiremezsiniz. Çok kutsal yerlerdir. Evet. Ben de bu güzel okulları ülkemize kazandıran, tabii ki eğitim hayatında çok büyük hizmetleri olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü, Hasan Ali Yücel'i, Mustafa Necati'yi ve İsmail Hakkı Tonguç'u rahmetle, minnetle, şükranla anmadan geçemeyeceğim. Öğretmen okulu bitirdikten sonra ülkenin değişik yerlerinde 27 yıl öğretmenlik yaptım. Önce Karaman'ın Bucak Kışla Nahiyesi, o zaman nahiye teşkilatları daha kaldırılmamıştı. Evet. Orada 2 yıl. Daha sonra Sivas'ın Çarkışla ilçesinin Büyük Yüreğil köyünde 2 yıl. Tekrar Konya'ya döndüm. Ovagava merkez Ovagava köyünde 3 yıl. Tekrar Karaman'a gittim. Karaman'da 12 yıl köy öğretmenliği. Toplam 20 yıl köy ilkokullarında öğretmenlik yaptım. Oralarda anılarımız anlatmakla bitmez. Onları sonra tekrar dönerim oralara. Ondan sonra
Şehre döndük. 20 yıldan sonra Konya'ya geldik. Konya'da çalıştım 7 yıl. Ve 1990'lı yılların başında Gazi Üniversitesi'ne girdim. Gazi Üniversitesi. Evet. Orada eğitim yönetimi denetimi bölümü diye bir bölüm var. Kısaca işte pedagoji der halk. Öyle. Evet. Bilir. Çok önemli bir bölüm. Evet. Orayı bitirdik. Ondan sonra da ağırlıklı Konya'da 17 yıl, 3 yılda Karaman'da toplam 20 yıl müfettişlik hayatım var. Böylelikle bu meslek hayatımı tamamladım. 47 yıl hizmetten sonra 65 yaşını doldurduktan sonra resen emekli oldum. Evet, evet. Sağlıklı ömürler diliyorum. Tabii bununla birlikte nice hayatlara dokundunuz değil mi? Tabii. Yetiştirdiğiniz talebeleriniz, öğrencileriniz. Var, var. Ne kadar kıymetlidir tabii. Hayata dokunmak, onlara yön vermek. İşte bakın ne dediniz Mehmet Hocam? Bizler okulumuza girerken çiçekli bahçeden geçiyorduk ve o ağaçları, o çiçekleri biz ekiyorduk. Mis gibi kokusu muhtemelen zaten her tarafı sarıyordur. O enerjiyi de zaten derse girmek, öğrencilerle buluşmak çok ayrı bir keyiftir. Çok büyük bir ayrıcalıktır. Tabii. Değil mi? Yani bir öğretmenliğimin ilk yılını anlatarak başlamak isterim. Biz 90 kişi mezun olduk 1964 yılında. Okulda sadece 90 kişi. Evet, okuldan İvriz'den 90 kişi mezun evet. olduk 64 Haziran'ında. Hep tayin dilekçelerimize Türk bayrağının dalgalandığı her yerde çalışırım diye yazdık. Evet, o ibare düşülür tabii. mutlaka. Hepimiz de Diyarbakır, Siirt, Bitlis, Hakkari, Van'a atandık. O 90 kişi. Hepimiz de yakın yerlerden. Ben mesela Bitlis'te 15-20 kişi vardık biz. Ben de ilginç olacak bir nahiye merkezini çektim. Şimdiki adı Güroymak ilçesi. Evet. Eski adı herkesin geçmişten bildiği kadarıyla Norşin. Tarihte bazen siyasetçiler anarlar. Evet, Norşin. Doğru. Evet. O esas merkez Çukur nahiyesiydi ama şimdi 30-40 bin nüfuslu bir ilçe olmuş Güney Güroymak. İlkokula vardım. İlkokul binası yeni yapılmış. Hiçbir şey yok içeride. Masa, sıra, hiçbir şey yok. Karayolları şefi var, orman şefi var, işte lokantası var, oteli var ama okul yok. Sağlık ocağı var, okul yok. Evet. 1964 yılı. Orada çıktım nahiye müdüründen katibini alarak evleri tek tek geziyorum. 20 civarında öğrenci kaydettim okula. Ha, siz gezerek tabii öğrenci gezerek buluyorsunuz. Gezerek tabii öğrenci buluyoruz. Tabii ilk okulu ilk açıyorum ben. Nahiye merkezinde okulu ilk okulu açıyorum. Fiziki olarak bina var ama başka şeyler yok. Daha yeni yapıldı. O evet. Ben vardığım yıl yapıldı. Bir evet. lojman, öğretmen evi, bir de okul binası tek sınıflı. Tabii hiçbir şey yok. Bitlis'ten tebeşir aldım. Kendim yazı tahtasını yumurta akıyla, soba kurumuyla yazı tahtasını boyadım. Siyaha boyadım. Onu bize öğretmişlerdi okulda. Yumurta akı? Yumurta akıyla soba karası, sobanın evet, içindeki is. İsi. Onu ikisini karıştırarak evet. bir macun haline getirdim. Onu yazı tahtasını boyadım. Tek yazı tahtası var sınıfta. Başka hiçbir şey yok. Evet. Ve eğitim öğretime başladım. Masa yok. Sıra yok. Tebeşir'de kara tahta var. Tebeşir ve kara tahta var. Okulun 6 tane penceresi var. 6 tane pencereye o çocukları paylaştırarak, ellerine defter kalem vererek okuma yazmaya başlattım. Tabii çocukların çoğunluğu Türkçe bilmiyorlar. Evet. Türkçe bilmiyorlar. Ocak ayında oturaklarım geldi. Şubat ayında sıralarım geldi. Nihayet Şubat ayından sonra, işte o zaman Mayıs'ta falan kapanmıştı okullar. Sıralarda eğitim öğretime başladık. Orada bir yılda okuldan İvriz'in bize verdiği öğretmenlik aşkıyla o çocuklara hem Türkçe öğrettim hem de okuma yazma öğrettim. Çok güzel. Ne hem de okuma yazma başarı. Öğrettim ve 38 yıl sonra tekrar oraya eşimi de aldım. Evliydim de oraya gittiğimde. Öğretmen olduğumda evet. 1964 yılında evlenmiştim.
37 sonra gittim, öğrencilerle buluştuk. Gördünüz mü öğrencilerinizi? Öğrencilerle buluştuk. Ah, 30 bin nüfuslu bir ilçe olmuş Güröymek. Koskoca tabii. Bir ilçe olmuş. Bizim okul yıkılmış. Yerine iki katlı Hürriyet İlkokulu diye bir okul yap. Ama oturduğumuz lojman duruyor. Kapıyı aynı çaldım. Kalmış. Lojmanda oturan hizmetli çıktı. Hanımla gezdik şehir içerisini. Orada eskiden, anılarınızı tabii, eskiden tanıdığımız insanlar vardı. Demirciler vardı, işte orada ileri gelenler vardı, bakkallar vardı, onları sordum. Öğrencilerle buluştuk. Oradan beni bir grupla gitmiştik, salmadılar. Orada oturduk, sohbet ettik. Akşamüstü beni tatman öğretmen evine bıraktılar. Tabii geçmişte çok ilginç şeylerimiz var hayatımızda, öğretmenlik hayatımızda. Çok ilginç anılarımız var. Bu da benim ilk öğretmenlik yılımda. Anılarımdan hiç unutamadığım bir olay. Unutamadığım bir olay. Gerçekten unutulması da güç yani. İnsan nasıl unutur? Tabii. İlk o heyecanla, aşkla arzu ettiğiniz meslekti zaten öğretmenlik değil tabii, mi? Tabii. Heyecanla başladığınız o görevde kendi emeğinizle yaptığınız o tahta, yani şimdi kim nereden bilsin ki yumurta akıyla, işte tabii ki şartlar değişti, dönem tabii. Değişti ama yine işte ortada bir çaba ve emek var. Ama İvriz'in verdiği bize bir katkı bu. Tabii işte temel sağlam olduğu için katkı, sizden üretmek, tabii. Değer katmak hep amaç edinmişsiniz. Ahmet Hocam, siz ne hatırlıyorsunuz? İlk okul, yani hadi şeyde devam edelim. Mehmet Hocam'ın anlattığı gibi ilk öğretmenlik mesleğindeki öğretmenlik, o heyecanınız nasıldı? Var mı aklınızda kalan? Var tabii. Şimdi ben Mehmet abimden biraz daha şanslıyım. Biraz değil, iyi şanslıyım şimdi demek ki. Ben ilk öğretmenliğimi Karaman'ın Bucak Kışla Nahiyesi'nde yaptım. Evet. 1967 yılında. O zaman nahiye teşkilatları daha kaldırılmamıştı. Nahiye müdürü vardı. Evet. Karakolda bir karakol komutanı vardı. Öğretmen vardı, işte köyde imam vardı. Biz o şartlarda da dersliğimiz vardı, iyi diyen mükemmeldi. Evet. Biz öğretmen okulunun verdiği şeyle, kazandırdığı şeylerle, yeteneklerle, geliştirdiği yeteneklerle çok şey elimizden geliyordu. Resim, efendim diğer tamirat, bunlar yapabiliyorduk. Okulumuzu eğitim, öğretime daha hazır hale getirmekte biraz mahirleşmiştik. Bunu biz İvriz İlk Öğretmen Okulu'na borçluyuz. Evet, temel gene oraya çıkıyor. Orada da nereden geliyor o? İvriz İlk Öğretmen Okulu köyünün devamı. Köyünsüleri yapma üzerine inşa edilmiştir. Evet. Her şeyi yapar öğrenciler. Onlar inşa yapar, etti çünkü ortamı. Yatakhanesini yapar, yemekhanesini yapar, yemeğini evet. Yapar. Bunları sunar, servisini yapar. Her şeyi kendi yaptığı için oradan bize de geldi. Evet. Tamamen olmasa da biz de bir miktar oralardan bu yetenekleri aldık. Onun için hemen sınıfı mükemmel donattım ben. Bu resimlerle, işte mevsim şeritleri vardı. O zaman da mevsim şeritlerini kendi elimle yapmıştım. Evet. Güzel bir derslik olmuştu. Bir, iki, üçüncü sınıflar beraber okutuyordum. Kaderdir bu. Ben meslek hayatımın 20. günün Konya valisi, o zamanki vali Ali Rıza Aydoz, o zamanki Milli Eğitim Müdürü Reşat Ağaoğlu denetime geldiler. Yani bu büyük bir şey. Tabii. Ben de o zaman Bucak Kışla Göksu Irmağı'nın olduğu yer, sıcak bir yer. Hı hı. Yani bu takım elbise giyerseniz falan terlersiniz. Orası oldukça sıcak bir yer, deniz seviyesinde. Evet. Ben de böyle kısa kollu bir gömlek, yine bir spor pantolonla ders yapıyorum. Aslında kravat takmamız lazım, işte evet. Öyle gelmem lazım. Birazcık tüm şartlarından. Öyleyim. Peki. İçeriye bir kalabalık heyet girdi. Dedi Konya Valisi Ali Rıza Aydoz. Memnun oldum, buyurun. Heyet şöyle geri çekildiler. Dedi öğretmenim seni dinlemek istiyoruz. Ben dedi dışarıda dinliyordum dedi. Siz birinci sınıflarla dedi sayı sayıyordunuz dedi. Ben de tempolu ritmik sayma yapıyoruz birinci sınıflarda. Evet. Siz elinizle vurursunuz, öğrenciler de sizi takip eder. Bir, iki, üç diye. Evet. 54'e gelmiştiniz dedi. Aa, çok dikkatli. Evet. 54'ten dedi geriye saymak
İsteyen var mı içiniz dedi. Şimdi birinci sınıf daha okul açılalı işte 20 gün olmuş. Öğrencilerin sayma ihtimali zayıf. Ama vali yani sordu. Evet, biri yanıt verecek tabii değil mi? Hiç unutmuyorum. Bu öğrenciyi de unutmuyorum. Adem Küçük. Bakın, sonra köy muhtarlığını falan. Soyadıyla birlikte evet, muhteşem. Yapmış. Çocuk kalktı 54'ten geriye saydı. Başardı yani. Saydı. Harika, çok iyi. Vali aferin dedi. Bu sınıftaki bu yapılan dediği şeyler ne gibi öğretmen dedi. Burası çok güzel olmuş dedi. Bunların hepsini ben kendim yaptım dedi. Orada konuştular işte oradan biliyorum. Bunlar dedi. Evet. Milli Eğitim Müdürü Vali Bey'e anlatıyor. Öğretmen okullarımızın katkısı bu çocuklara dedi. Evet. Oradan biliyorum ben. Bunlar dedi öğretmen okulunda iyi yetiştiriliyor. İşte öğretmenler böyle gelince de hayretler içinde kalıyorsunuz dedi. Ve evet. Beğendiler bizi. Tabii ki. Çok hoşlarına gittiler. Ama Vali Bey bana bir mesaj verdi. Neydi o mesaj? Şöyle dedi ki öğretmen bey dersten sonra dedi karakoldayım ben dedi. Orada bir çay içeceğiz dedi. Bekliyorum sizi dedi. Tamam geleceğim efendim dedim. Ben mesajı aldım ama hemen evim de çok yakındı. Hemen ne mesajı aldınız bakın çok merak ettim. Bu halimi beğenmedi biliyorum. Aa, yani. Anladım tamam, o kravat meselesi. O böyle spor kıyafet pek hoşuna gitmedi. O yıllarda gitmezdi de zaten. Tabii, daha bir evet. Disiplinli değil mi? Ve giyindim, geldim, gittim şeye karakola. Vali Bey aslında cezayı hak etmiş. Kravatsız öğretmen Vali Bey işte o zamanki devlet adamlığı. Hemen Vali Bey ayağa kalktı. Buyurun dedi. Kendi yanı başına oturttu. Sizi görünce ayağa evet, kalkıp buyurun ayağa dedi, kalktı. Tabii. Ben çok şey oldum, mutlu oldum. Oldunuz. Yani çok mutlu oldum. Oturdum. Ne içersiniz dedi. Biz kant içiyoruz dedi. Ben Allah var ya kantı da ilk defa orada duydum. Kant dedi azıcık çay üstüne limon değil mi? Evet. Ha anladım evet. Peki. Siz niye içersiniz deyince ben de dedim valiye bir şey olmasın dedim. Ben de kant içeyim dedim ama nasıl içileceğini de çok bilmiyorum. Evet. Geldi limon. Artık limonu sıktık kantımızı içtik. Vali Bey kulağıma eğildi. Mesaj alınmıştır dedi bana. Aa evet siz de anladınız. Özür dilerim zaten. Sayın Valim bir daha olmayacaktır falan dedik. Böylelikle güzel, evet. Bir anıyla çok ilk güzel. Öğretmenliğimde böyle bir anım öğretmenliğinizin var. Öğretmenliğinizin 21. günü. Evet. Evet şimdi evet. Siz hani dediniz ya ben gittim hani o okul ortada bir okul yok ama işte panoları işte tahtayı Mehmet hocamın yaptığı gibi işte bir takım şeyler yaparak okul haline getirdik o fiziki. Çünkü el becerimiz maharetimiz vardı. Vardı bunu da öğretmen okulundan. Dediniz işte bakın şimdi burada ben araştırırken bu karşıma çıktı çok güzel. Özellikle köy enstitüsü yerleşkileri yapılmadan önce oraya mimarlar gönderilirmiş sevgili izleyiciler. O mimarları bir süre orada kalmaları rica edilirmiş. Orada kaldıkları zaman şartlar, durumlar tespit edilir ve o şartlar doğrultusunda o yerleşke düzenlenirmiş. Düşünsenize yani değil mi? Şimdi evet. Oradaki maharet olayı buraya geliyor demek. O mimarlar yapmış olduğu enstitünün kurulacağı yerde bir süre kalırlarmış. O şart koşulurmuş. Bu beni çok açıkçası şaşırtmıştı. Her köy enstitüsü evet. Mimarlık yarışmasıyla tespit edilmiş. Mimarlık yarışmasıyla kurulmuştur. Her köy enstitüsünün evet. Ben bunu yazdığım kitabımda da belirttim. Her köy enstitüsünün mimarlık yarışmasını kazanan mimarların evet. isimleri var. Çok ilginç. Ya o mimarlarla mimarların projeleri doğrultusunda köy enstitüleri kurulmuştur. Evet, doğru. Zaten kurulmuştur. Olay sadece öğretmen yetiştirmek değil, köye yarayan meslek dallarını da değil mi? Erbaplarını da yetiştirmeye yönelik hedefler, ilkeler edinilmiş. Gerçekten işte o el becerilerinin gelişmesi, ortaya yeni ürünlerin çıkarılması ne kadar güzel, ne kadar değerli. Tabii. Vallahi çok güzel. Konuşacağımız çok şey var evet, Cale Hanım. Evet zaten amacımız yani hakikaten biraz. Bizde anılarımız saatlerce bitmez. Evet, evet. Süremiz el verdiğince tabii bitmez. Konuşmamız ama gerekecek. Ama esas meselemiz öğretmen okullarına gelelim. Evet. Şimdi İbriz Öğretmen Okulu 1942 yılında değil mi? 41 yılında. Köy enstitüsü olarak. 41 yılında. 41 yılında. Evet, evet. Faaliyete başlıyor. 41 yılında Zanapa o günkü adı. Şimdi İvriz'e, İvriz Kaya Anıtı'na yakın bir yerde Zanapa. Şimdiki adı Halkapınar. Evet. Orada yatılı bölge okulu varmış. Yatılı bölge okulu boşaltılmış. 1941 yılının 10 Kasım'ında
köy enstitüsü orada kurulmuş, orada açılmış. Orada kurulmuş, evet. Ama şimdiki yerine taşınmak için de her gün grup grup bina gidiliyor. Yapmış. Her gün 7 kilometre yol gidilip geliniyor. O kışta, karda, yağmurda. Evet. Orada bir sütunlu tepemiz var. İvriz'in kurulduğu yerin eteklerinde. Evet. Orada çadırlar kurmak için, korunmak için yer altına şeyler yapılıyor. Böyle mağara gibi yerler yapılıyor. Evet. Hatta Malatya Akçadağ'dan gelen bir tarım öğretmeninin de bir deyimi var. Bunu bana 1946 mezunu Ilgın Bulcuklu Naci Kutluk adında bir abimiz anlatmıştı. İlk mezunu İvrizlerinden. Malatya'dan gelen tarım öğretmeni, Malatya'dakiler dağ değişik kaya delenler, İvriz'dekiler dağ delenler diye. Evet. Nitelemiş yani o çalışmalar. Da. Tabii. Yani oraları oyuyorlar. Öğrenciler orada kalıyorlar. Yapılacak binaları gündüz çalışıyorlar. Gece gelip o çadırlarda oralarda kalıyorlar. Evet, yani. Burada bir nokta koyalım. Tabii. Sonrasında devam edelim bu sohbeti. Sevgili izleyiciler kısa bir ara. Aranın ardından öğle arası devam edecek. Evet, öğle arası aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyiciler. 16 Mart Salı ve bugün öğretmen okullarının kuruluş yıl dönümü, 173. kuruluş yıl dönümü. Bu süreç içerisinde deneyimli tecrübelerini bizlere aktaracak çok değerli iki konuğum bizlerle birlikte. Eğitimci, emekli öğretmen Mehmet Ali Bol ve emekli köyöğretim okulu müfettişi Ahmet Çölmek bizlerle birlikte. Şimdi geçmişten günümüze uzandığımız zaman hocam hemen ben sözü size bırakacağım Ahmet Hocam. Evet. Çünkü siz orada İvriz Öğretmen Lisesi ile ilgili söyleyecekleriniz var. Ve tabii bunu da destekleyecek fotoğraflarımız da var. Buyurun hocam ben sözü size bırakayım. Evet. Önce tarihçeden başlayalım istersen. Öğretmen okullarının tarihçesinden başlayalım. Buyurun. Şimdi 16 Mart 1848 tarihinde. Evet. Rüştiyelere öğretmen yetiştirmek üzere ilk öğretmen okulu kuruldu Türkiye'de. Bu başlangıç bura alınıyor yani. Temel orada tabii. Milat burası bu alınıyor. 16 Mart 1848. Ne oluyor? Evet. 173. yılı oluyor. Yıl dönümü oluyor. Bu rüştiyelere öğretmen yetiştirmek üzere açılan öğretmen okulu. Rüştiyeden kastımız zaten? Ortaokullar. Ortaokul, evet. Yani özel amaçlı okullar. Özel amaçlı. Şimdi Darül Muallim 1848 yani Muallim Mektebi. Ardından Darül Muallim-i Sibyan yani ilkokul. İlkokul. 1870. Ardından Darül Muallim İdadi 1877. Ardından Yüksekokul 1891. Darül Muallim Alim. Ali evet. Evet. Böyle başlıyor. Basamak basamak. Evet, zaten temel ilk 1848 yılında Darül Ümamim dediğimiz alanda başlıyor. Evet. Şimdi gelişiyor. 1869 nizamnamesinde kız ilkokullarına, kız rüştiyelerine kadın öğretmen yetiştirmek üzere okullar açılıyor. 26 Nisan 1870'te. Ve 24'te Kız Muallim Mektebi adında bunlar faaliyetlerine devam ediyorlar. Evet. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde tabii süreç biraz daha farklılaşıyor Cumhuriyet dönemi içerisinde. Hemen onu da hocamdan alacağız. Çünkü öğretmen yetiştirme sistemine yönelik bir eğitim politikası. Cumhuriyet dönemine geçmeden önce şöyle yapalım. Cumhuriyet dönemine geçmeden önce bu resmi gösterin de üzerinde konuşalım. Tamam. Şu hemen yönetmenimden konuşalım. Rica edeyim. Hangi fotoğrafı resmi istersiniz? Şimdi koymuşlardı bir öğretmenimiz. Az önce öğretmen toplulukları ne oldu? Evet şu an burada, burada görüyoruz. Ortadaki öğretmenimiz evet. Türkiye'de köyüne öğretmen olarak gelip orada çalışarak emekli olan tek öğretmen. O dönemde Salih Ziya Büyükaksoy, İstanbul beyefendisi. Bir İstanbul beyefendisi, tarım öğretmenimiz, ziraat öğretmenimizdi. Hı hı. Tarlalarımızı sürmemize, bahçelerimizi bellememize ve ekmemize, üzüm bağlarımızı yetiştirmemize, fidan dikmemize
önder olan tarım dersi öğretmenimiz. Salih Siyah Büyükkızı. Onu saygıyla burada anmak istiyorum. Tabii şöyle koyalım işi. Cumhuriyet dönemi öncesinde 12 tane öğretmen okulu var. Evet. Cumhuriyet dönemi öncesinde 12 tane öğretmen okulu var. Hı hı. Ankara, İstanbul, Konya, Halep, Beyrut, Bursa, Adana. Bu arada Halep, Beyrut diyoruz tabii, bakın. Tabii Bursa, çok Adana, önemli. Kayseri, Denizli buralarda 12 tane öğretmen okulu var. Bu öğretmen okullarının içerisinde en ilginç olanı da şu. Köyünsürer'in kurucusu İsmail Hakkı Tonguç da bir öğretmen okulu mezunu. Evet. 1914 yılında Silistre'den İstanbul'a geliyor okumak için 20 yaşında, 21 yaşında. Geliyor okumak istiyor, bir yere girecek fakat bir türlü başaramıyor. Oradan gelirken de anasının bu kemerine diktiği altınlar bitiyor, para bitiyor, yalnız kalıyor. Bir türlü Milli Eğitim Bakanı Şükrü Bey'in yanına giremiyor İstanbul'da. Bir gün bir dilekçe yazıyor, giriyor, varıyor, kapıcı koymuyor içeriye. O gidince hemen dalıyor bakanın önüne, atıyor şeyi, dilekçeyi, bakan bir okuyor Şükrü Bey. O sıralarda da Silistre bir Romanya'ya geçiyor, bir Bulgaristan'a geçiyor. Savaş var oralarda. Evet. Şükrü Bey bunu görünce biliyorum diyor, sen zor durumdasın. Ben diyor seni kendi memleketim olan Kastamonu'ya göndereyim diyor. Kastamonu'da da var öğretmen okulu. Orada da. Orada da var. 1914 yılı işte Eylül ayları falan. Tabi Tonguç diyor ki Tonguç'a, buna çocuğa diyor harçlık verin diyor. 80 kuruş harçlık veriyorlar Tonguç'a. O 80 kuruş harçlıkla gidiyor. 30 Ekim 1914. Şeye binecek, vapura binecek, Kastamonu'ya gidecek. Ancak o gün Birinci Dünya Savaşı patlak verdiği için tüm gemi seferleri iptal ediliyor. Iptal. Biniyor trene, Adapazarı'na geliyor. Adapazarı'ndan Bolu'ya gidecek. Hiçbir şey yok. Hiçbir vasıta yok. Yalnız kitaplarını büyük postaneden İstanbul'dan Kastamonu'ya gönderiyor postaneyle. Ondan kitaplar sonra, kıymetli çünkü. Tabii. Oradan yaya, sırtında torbası, elinde sopası, yaya Adapazarı'ndan Bolu'ya gidiyor. Yürüyerek 5 günde. Yol üzerindeki hanlarda kalarak 5 günde korka korka eşkıyalardan falan. Bu arada 1960'lı yıllar mı? 1914. Ha, 1914. Tonguç'un, şimdi, tamam. Tonguç'un şeyini anlatıyorum. Öğretmen okuluna gidişini anlatıyorum. Tamam. Evet, o dönemler. Orada şeye geliyor. Biraz önce özel şeyler için yetişiyor öğretmenler dedim ya, onu anlatacağım. Evet. Bolu'ya geliyor. Bolu'dan da Kastamonu'ya gidecek hiçbir araç yok. Sadece kervancılar var. Hatırcılarla görüşüyor. Para yetmiyor. Bu arada handa gezinirken bir bakıyor, iyi giyimli birisi var. Onunla tanışıyor. Diyor ki, nereye gidiyorsun? Ben diyor İstanbul Öğretmen Okulu'na gidiyorum diyor. Öğretmen olacağım diyor. Düşünüyor, kolunda aldığı bir saati varmış. Diyor ki sana şu saati satayım diyor Tonguç. Evet. 1 liraya o saati satıyor. Doğru hemen hana gidiyor katırcılara. Diyor ki ben parayı buldum, hadi gidelim. Ama katırcı diyor ki yolda katırlar yorulur. Her zaman binmeyeceksin diyor. Yarı yolda ineceksin. Bazen yaya gidecek böyle. İşte ne 4, zor şartlar. 4 günde Kastamonu'ya varıyor. Muallim Mektebi yazısını görünce Kastamonu'da tamam bu iş oldu diyor. Oradan Şükrü Bey tembih etmiş, bana mektup yaz, bir sorunum olursa. Bir mektup yazıyor. 15 günde cevap geliyor İstanbul'dan Kastamonu'ya bakandan. Ondan sonra hemen o mektubu alıyor, müdür çağırıyor. Diyor ki sen İstanbul'a gideceksin. İstanbul'a gidiyor. 1914 yılında girdiği Kastamonu Öğretmen Okulu'ndan 1918 yılında İstanbul Öğretmen Okulu'na giderek ya. 1918 yılında İstanbul Öğretmen Okulu'nu bitiriyor Tonguç. Öğretmenlik yaptığı yerlerden birisi de Konya. Konya. Öğretmenlik yaptığı yerlerden birisi de Konya. Ahmet Bey'e bahsettim, Konya'yı ayrı anlatacağım. Ahmet Bey devam etsin, Konya'yı buyurun, ayrı anlatacağım. Buyurun hocam. Şimdi 1923 yılında bizim 12 milyon civarında nüfusumuz var. Evet. Yani Cumhuriyet kurulduğunda nüfusumuz bu.
Bunun nüfusun 16.4'ü kentlerde, 65.4'ü köylerde. Köylerde. Okur yazar oranı 16.4. O zaman şey. Evet, o dönemin şartları onu gerektirmiş. Şimdi o yıllarda yani 23 yılında kaç tane okulumuz var? 4894 ilkokulumuz var. 10.238 öğretmeni, 341.941 öğrencisi var. Evet. Ortaokul sayımız 116, öğretmen sayımız 1054, öğrenci sayısı 9800. Liselere gelince 1923'te topu topu 43 lise var. Türkiye geneli. Türkiye genelinde. 43. Sadece 43 lise var. Öğretmen sayısı 838. Öğrenci sayısı 3799. Yani 4000 değil. Evet. Üniversite. O zaman bir tane üniversite var. Türkiye'de. Fakülte sayısı 9. Öğretim üyesi sayısı 307. Öğrenci sayısı 2914. Şimdi bugün... Bugüne geldiğimizde, yani 23'ten bugüne geldiğimizde, evet. 97-98 yıl sonra, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlardan veriyorum. Bir yıl geriden gelir. 2019-2020 eğitim yılının istatistik açıklaması. Buna göre Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim düzeyinde eğitim alan toplam 18.241.881 öğrenci var. Yani 4.000-5.000 öğrencilerden nerelere geldik. Evet. Bu öğrencilerin 9.435.000'i erkek, 8.806.000'i kız. O zamanlar kız öğrenci bulmak, okullarda görmek çok zordu. Çok az. Öğrencilerden 15.189.878'i resmi okullarımızda, 1.468.198'i özel okullarımızda öğretim görüyorlar. Yani durum böyle özel son yıllarda özel okullarda teşvik edilerek özel okullarında sayıları gitgide artıyor. Tabii. Artıyor. Evet. Elbette yani eğitimde de çok ciddi bir değişim söz konusu zaten ama tabii ki sizin o deneyimlerinizin şu günümüzde ışık tutması gerçekten çok değerli. O yüzden sizin bu konudaki yorumlarınızı da alacağım. Hocam buyurun. Öğretmen okulları. Okullaşma oranlarını işte, biz burada bir söyleyelim. Tabii. Geçmeden. Okul öncesi eğitim için 5 yaşta net okullaşma oranı. Bunlar çok önemli. Bu yıllarda bunu çok önemsiyoruz. %71.22 okullaşma oranı. Evet. Bu çok önemli. Geçtiğimiz yıllarda 3-4 yıl olmadı daha bu %35'lerdeydi. Son yıllarda bu konuda büyük bir gelişim var. Hem bunu devlet kendisi destekliyor hem de belediyelerde de bu yönde çalışmalar var. Evet. Yani kreş gibi, daha üstü işte anaokulu gibi falan destekliyorlar. İlkokulda okullaşma oranı %93. Çok iyi bir rakam. Evet, tabii ciddi bir artış. Ortaokulda %95 okullaşma. Orta öğretimde yani lisede %85. Okullaşma oranımız bu. Öğretmen sayılarımıza gelince 1.117.686 öğretmen çalışıyor. 1.117.686 öğretmen çalışıyor. 2019-2020 yılında örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 1.117.686. Örgün eğitim, yani devletin kendi okullarında. Evet, evet. Bu öğretmenlerin 1.117.686 öğretmenin 942.000'i resmi okullarımızda, 174.750'si de özel okullarda. Evet.
Tabii o dönemde özel okul yoktu yok. Hocam. Sonradan desteklenerek. Sonradan desteklenerek tabii bu okullarımız evet. arttı. Tabii esas buyurun. Konumuza öğretmen okullarına gelelim. Esas tabii, şunu da söyleyeyim Mehmet abi. Tabii. Örgün eğitimde 54.515 resmi okul, 13.870'i özel okul, 4'ü açık öğretim. Şimdi açık öğretimde liseye gitmeyen çocuklar açık öğretimde okuluyor. Evet. 4 açık öğretim olmak üzere 68.589 okul bulunuyor Türkiye'de. Evet. Yani 68.800 birimde noktada okulumuz var. Evet, evet. Bu evet. okullarda da ne kadar öğretmen var? 1 milyon. Evet, 1 milyon. Biraz daha geçkin. Ne kadar öğrenci var? 18.500. 18.500. Nereden nereye? Bu Cumhuriyet'in büyük bir başarısı. Büyük bir atılım. Mutlaka, evet. mutlaka. Buyurun hocam. Tabii esas konumuz öğretmen okullarına gelelim. Şimdi tabii bu öğretmen okullarında 12 tane öğretmen okulu var ama buralarda okuyanlar genellikle şehirdeki ilkokullarda öğretmenlik yapmak isteyenler. Memur çocukları, bürokrat çocukları mezun oluyorlar, okulu bitiriyorlar. Fakat yatılı okuduklarının parasını ödüyorlar. 1200 öğretmen mezun olursa 700-800'ü öğretmenlikten ayrılıyor. Bir türlü öğretmen olayını tamamlayamıyorlar. Evet. İşte 1900 Konya'da bu konuda şanslı bir şehir Konya. 1915 yılında Konya'da açılan öğretmen okulu 1934 yılına kadar Konya'da eğitim öğretim yapıyor. Buradan Tonguç'ta 22-24 yıllar arasında Konya öğretmen okulu, şimdiki Gazi Lisesi'nin bulunduğu yer. Sağ tarafı şehirden olan tarafı, o zaman ona göre tarif edeyim. Şehirden olan tarafı evet. öğretmen okulu, anıttan olan tarafı askeri lise. İkisi bir arada. İkisi bir arada. Sağlı askeri, solda tabii, evet. Askeri lise. Daha sonra askeri lise alınarak tamamı öğretmen okulu yapıyor orası. 1934 yılına kadar da orada eğitim öğretim yapıyor. 1921 yılında başlayan yine bir mimarın tasarımıyla başlayan kız öğretmen okulu, bugünkü binası. Rektörlük kullanıyordu orayı ama şimdi kim kullanıyor bilmiyorum. Evet. 1924 yılında da kız öğretmen okulu açılıyor Konya'da. 1974 yılına kadar öğretmen okulu olarak Konya'da eğitim öğretim görüyor. Şimdi 1921 yılında Konya öğretmen okuluna giren Tonguç'un öğrencilerinden bizim de İvriz'de öğretmenimiz, müdürümüz hem Konya Kız Öğretmen Okulu'nda uzun yıllar müdürlük yapan, öğretmenlik yapan İhsan Baykal öğretmenimizin öğretmen okulları gününde. Evet, sanırım şimdi, o bölümü bulmaya çalışıyorsunuz tabii, vereceğiniz tabii, takım tabii, bilgilerden tabii, dolayı. Tabii, evet, şöyle. Bu arada siz onu bulurken ben hemen şöyle bir baktım da açılışında İvriz Öğretmen Okulu'nda 475 tane devlet parasız yatılı öğrenciniz varmış. Yani eskiden devlet parasız yatılı öğrenciler de varmış ve sadece 18 tane öğretmen mevcutmuş. 18 öğretmen. Tamamı yatılı. Evet. İvriz'in tamamı yatılı. Yani evet. 6 sınıfı varmış tabii. Ve 475 devlet parasız tabii, yatılı tabii, öğrencisi tabii, varmış. Tabii, tabii. Kurucusu da Recep Gürel. Recep Gürel, ilk evet. kurucu müdürümüz Recep kurucu Gürel. Müdürünüz, evet. Şimdi tabii, öğretmen okulunda öğretmenlik hem okuyan hem öğretmen okulu mezunu olan hem de müdürlük yapan İhsan Baykal öğretmenimizin yani çok önemli şeyleri var, sözleri var. Öğretmen okulları gerçekten bir şey, idealizm yuvası öğretmenlik evet. için. Aynen şöyle başlıyor. Ben öğretmen yetiştiren ocaklarda öğrenci, kitabı öğretmen... Kitabı biraz aşağı tutarsanız tabii, hocam yüzünüzde ben çıksın. Evet. Öğretmen yetiştiren ocaklarda öğrenci, öğretmen ve yönetici olarak ömür tüketmiş, bu ocağa gönül vermiş, kendini adamış bir evet. insanım. Niçin öğretmen okulları kurulmuştur? Niçin öğretmen okullarının sayıları artmaktadır? Niçin bu kurulara milyonlarca lira harcanmaktadır? Öğretmenlik, çünkü öğretmenlik çok cepheli bir meslektir.
Öğretmenlik çocuk denen dinamik bir varlığa yön verme, şekil verme sanatıdır. Bu deyimlere biraz eğilmek, bu deyimleri iyi değerlendirmek, açıklamak gerekir. Çocuk çünkü koskoca bir alemdir. Evet. Çocuk koskoca bir alemdir. Hem birbirine benzemeyen alem. Onlar içlerinde, kendi alemlerinde atomdan daha güçlü bir enerji ve güç gizlemektedirler. O enerjiye yön vermek her kişinin kârı değildir. Onu öğretmen olar yapar ancak. Burada öğretmenin yüceliğini anlatıyor İhsan Baykal. Öğretmenlik bir ruh, bir sevgi, bir aşk ve inanç işidir. Öyle bir aşk, öyle bir sevgi çocuk dünyasında dalmak, deryasına dalmak, çocuğu kucaklamak, kurtarmakla duyurulur. Öğretmenlik çocuk sevgisi, çocuk aşkı içinde yanmak, başkalarını aydınlatmak ve ışıklar karşısında sönüvermektir. Evet, tabii umudun, çalışkanlığın, sevgisinin, aydınlanmanın ışığı olarak özellikle ülkede çok fedakar bir meslek grubu öğretmenlik olmuştur. Tabii şöyle devam etmek isterim. Benim kendi düşüncelerim, öğretmenlik kutsal bir meslektir. John Dewey'in deyimiyle öğretmen okulun kalbidir, beynidir. Evet. Evet. Onun için öğretmen çok iyi yetiştirilmelidir, çok iyi. Tabii. Çünkü bir ülkenin geleceğinin kalkınmasının en önemli mimarlarındandır öğretmen. Mimar, esas mimarı öğretmendir. Ben şöyle yine bir deyim kullanırım. İnsan yalnızca eğitim fabrikasında üretilir. İnsan yalnızca eğitim fabrikasında üretilir. Onun içindir ki öğretmenler çok çok iyi yetiştirilmelidir. Kesinlikle. Öylesine idealize edilmelidirler ki, meslek ve insan sevgisi onun yüreğinde bir duygu olarak her zaman yaşamalıdır. Öğretmenlik toplum ve insan yaşamında temel bir öğretim aracı. Önünde girdiği topluma her zaman ışık ve yol gösteren bir araçtır öğretmen. Bir ögedir. Öğretmen toprağa ekilmiş bir tohum, dikilmiş bir fidan gibi özenle yetiştirilmeli, bir çiçek gibi korunmalıdır. Görev ve sorumluluk bilinci eğitim içinde yaşatılarak kazandırılmalıdır. Zira tüm öğretmenlerin, tüm öğretilerin anası pratiktir. Yani çocuğa bir iş ahlakını öğretmek için mutlaka onun pratiğini yaptırmamız gerekir. Evet. Çocuk dünyanın en değerli varlığı, öğretmen de onu iyi yetiştirecek en iyi usta olmalıdır. Öğretmen o kadar değerli yetiştirilmelidir, değeri verilmelidir. Her meslek okulunun bir temeli var. Bugün de hala sağlık meslek liseleri var, ziraat meslek liseleri var, hayvancılık meslek liseleri var, sağlık kolejleri var, teknik okullar var. Neden temelden anılıyor? Çünkü o iş prensibi içerisinde yetişerek o bilgi sahibi olacak, alışkanlık sahibi olacak, beceri sahibi olacak. Öğretmenlik de öyle. Kesinlikle. Öğretmenlik de kesinlikle iş içinde yaparak, yaşayarak eğitilmeli. İşte bizim öğretmen olarak, öğretmen okullarından mezun olan olarak farkımız bu. Evet, gerçekten çok önemli çünkü toplumun hayata hazırlanmasında ve aydınlanmasında çok önemli bir vazifedir. Hani normal şartlarda bir iş kapısı, bir umut olarak değil, mesleği gerçekten hakikatle şereflendirerek, gençliği aşılayarak, o tohumları atarak ilerlemek gerekiyor. Ancak bu şekilde zaten anlam kazanır öbür türlü. Öğretmenlik bir meslek. Evet. Öğretmenlik bir meslek. Meslek olduğu İnsan için de yetiştirme sanatıdır tabii, aslında. Meslek olduğu için de onu çok çok iyi değerlendirerek büyütmek, yetiştirmek gerekir. Şöyle şimdi bir ara vereceğim. Aradan sonra gözüme bir şey çarptı. Onu da sevgili izleyicilerimle paylaşmak istiyorum. Sevgili izleyiciler, kısa bir ara. Aranın ardından öğle arası yine devam edecek. Evet
Evet, öğle arası son bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyiciler. Mehmet Hocam ve Ahmet Hocam'la sohbetimize. Şimdi dedim ya, araya gitmeden önce bir şey dikkatimi çekti, sizinle paylaşacağım. Öğretmen liseleri dönemi içerisinde gerçekten çok iyi bir disiplin söz konusuydu. Yani şu an yok demiyoruz tabii ki, ama o dönem içerisinde kendi ürettikleriyle işte sınıfları oluşturmaları, tahtaları oluşturmaları. Öğretmen okulları tabii. Yani bu süreç içerisindeki o disiplin aslında o kadar çok yansıması var ki. Hocam bakın, tam 47 yıllık süre içerisinde bir vazifede bulunmuş Ahmet Hocam. Ve şu defteri görünce hemen anılarım aklıma geldi. Benim de çocukluk zamanında böyle defterlerim vardı. Kaplıydı, şimdi şöyle ciltlerdik defterlerimizi, hatırlar mısınız? Biraz sizi şöyle anılarınıza götüreyim. Ahmet Hocam tabii bunu sürekli yanında taşıdığı için ya da işte hani hep gördüğü için belki onu farklı gelmiyordur, ama ben görünce şu an hiçbir çocuğumuzun defteri böyle kaplı değildir herhalde, değil mi? Artık çok daha farklılaştı. Hatırlardık o okul açılacağı zamanda çok heyecanla işte kitaplarımızı, defterlerimizi alırdık. İşte cilt kapaklarımızı alırdık. Ve fazla bir seçenek de yoktu işin doğrusu. Böyle tek renklerle, keyifle, işte bir yandan bandını işte kopararak minicik minicik, bu arada iktisatlı davranmaya da başlardık. Hani önemserdik ve defterlerimizi böyle, kitaplarımızı kaplardık. Ben de görünce hemen aklıma geldi ve dedim ki Ahmet Hocam bunu bir paylaşayım. Bu arada bu Milli Eğitim Temel Kanunu ile İlköğretim ve Eğitim Kanunu kitabını içeren bir müfredat kitapçığı diyebiliriz. Evet. Ahmet Hocam da bunu saklamış ve yayınımıza getirmiş. Ben gerçekten hemen o döneme, o sürece gittim. Hala nizamlı bir şekilde de duruyor. Bakın ne kadar dikkat çekici. İşte disiplin, prensipli olma, mesleğine değer verme, saygı duyma ve hala günümüze taşıması gerçekten takdire şayan. Genç nesle de, genç öğretmenlerimize, hepimize de örnek olması gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam buradaki bölümü kaybetmedim, işaret koydum. Sizin bu süreçte bir anınız vardı. İsterseniz ben şunu size takdim edeyim. Tamam. O tabii, anınızla şöyle ilgili de. Şöyle başlasın Ahmet Bey, şunu söyleyeyim. Buyurun. Çocuklar için okulun açılacağı günün ilk akşamı, evet, ilk akşamı çocuklar için en heyecanlı gün. Defterini, kitabını kaplayarak okula gitmek onlar için çok, çok büyük bir onur, büyük bir heyecan. Büyük bir heyecan. Onun için hepimiz bu alışkanlığa sahibiz. Öğretmenliğimize ders defterimizi, plan defterimizi, sınıf defterimizi hep böyle kaplı halde götürürdük. Evet, öğretmen okulları önemli. Öğretmen okulları biraz önce rakamlara verdiğim şekilde çalışmalarına devam ederken efendim 14 Haziran 1973 tarih 1739 sayılı kanunla, Milli Eğitim Temel Kanunu diye geçer bu kanun. Evet. Öğretmenlik mesleğinin tanımı yapıldı. Nedir o zamanki tanımı? İlk defa yapıldı. O dönem ilk o zaman yapılan tanım şu. Öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına, temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler. Evet. Öğretmenlik mesleğine hazırlık, genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanılır. Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için hangi öğretim kademesinde olursa olsun, öğretmen adaylarının yüksek öğrenim görmelerinin sağlanması esastır. Şimdi bu yasa böyle çıkınca o zamanlar 80'nin üzerinde bir öğretmen okulu vardı. Evet. Öğretmen okulları öğretmen lisesine çevrildi. Ve öğretmenlerin yetişmesi için 2 yıllık yüksek okullar kuruldu. Buna biz eğitim ön lisans da diyoruz. O 2 yıllık eğitim yüksek okullarından öğretmen yetiştirilmeye başlandı. Hı hı. Yine eğitim enstitüleri açıldı, ortaokula ve liselere öğretmen yetiştirmek üzere. Benim şahsi görüşüm, burada bir yanlış yapıldığı kanaatindeyim ben. Tamam, öğretmenler lisans eğitimi alsın, ona itirazımız yok. Zaten 6 yıllık eğitim o gün işimizi görüyordu, ama gelişen dünya değişti, şartlar değişti. Tabii 21. yüzyıldayız. Tabii insanlar değişti, insanların ihtiyaçları değişti.
insanlar arasındaki ilişkiler, iletişim, bilgi alışverişi yüksek seviyede. Tabii ki buna 6 yıllık bir eğitimle cevap veremezdik. Yüksek okul eğitimi alması şarttı. Ama bunun eğitim fakültelerine devredilmeyip, ben kişisel görüşüm, o 80 öğretmen okulu akademiye çevrilebilirdi. Yani 4 yıllık lisans eğitimi verilen bir öğretmen okulu, milli eğitimin kontrolünde, denetiminde, gözetiminde öğretmen ihtiyacı karşılanabilirdi. Ve bu öğretmenlerde gördüğümüz, biraz önce anlattığımız öğretmenlerde gördüğümüz idealizm, heyecan, şevk, aşk kaybolmazdı. Eğitim fakülteleri bunu çok iyi yapabildiği kanaatinde değilim. Buraya bir nokta koyalım. Şimdi öğretmenlik, sadece öğretmen yetiştirmek için kurulan bir kurum değil. Öğretmenlik, gittiğim yeri her yönden ele alan, oranın ekonomik yönden, sosyal yönden yapısını değiştirmek üzere görev almış bir meslektir. Topluma bir önder, evet, bir lider yetiştirmek. Öğretmen oraya vardığı zaman oradaki sosyal yapıyı, oradaki ekonomik yapıyı görmemezlikten gelemez. Onlardan, o insanların dertlerini paylaşmak, onların problemlerine çözüm bulmak zorundadır. Ben 12 yıl görev yaptığım köyde bir ekonomik konulu bir anımı paylaşmak istiyorum. Lütfen, buyurun. 1974 yılında Karaman Ortova Köyü'ne öğretmen olarak tayin oldum. Eylül ayında göreve başladım. İlk göreve başladığım gün akşam kahveye gittik. Evet, kıraathane aslında, evet, değil mi o dönem? Kahvede konuştuk. İşte ekonomik darlık içinde olduklarını, bunun çözümünü bulması lazım geldiğini. Biz orada kooperatif gündeme getirdik. Biz sulama kooperatifi kuralım. O zamana kadar arazileri sulanmıyor. Kaldırdıkları tarlada, dönüm başına kaldırdıkları ürün yetersiz, masrafı karşılamıyor. Sulama kooperatifi kuralım. Köyümüzü tarlalarını sulayarak daha verimi artırırsak köyümüzün ekonomik sorunlarına çözüm bulmuş oluruz diye bir tartışma geliştirdik. Ve bunu günlerce tartıştıktan sonra kooperatif kurmaya karar verildi. Evet. Şimdi esas acı olaya geliyorum. Yine aynı kahvedeyiz. Kooperatif kurmaya karar verdik. Kooperatifler yasası gereği kurucu 7 üye gerekiyor. Ve üyelerin ilk kuruluşta 25 lira vermesi gerekiyor. Aidat gibi bir şey. Yok, kuruluştaki, evet, aidat, evet, gibi düşünelim. Evet. Ne oldu biliyor musunuz Jale Hanım? Hiçbiri, 7 adayın kurucu üye olarak talip olan 7 adaydan hiçbirinde o zaman 25 lira para çıkmadı. Eyvah. Yoktu yani cepte. Yok, 25 lira. Yoktu. Çok üzüldüm. Hepsi o zaman o köyde hayvan alıp satan, onlara biz celep diyoruz. Celepçi, evet. Celep diyoruz. Onun ticaretini yapan bir kişiye atıfta bulunarak o versin dedi. Hepsinin parasını o celep verdi ve 100 kooperatifi öyle kurduk. Kooperatifi kurduk, uğraştık, devlet su işleriyle irtibata geçildi ve kuyular vuruldu. Köyün arazilerinin tamamı sulanmaya başladı. Şimdi köyün ekonomik yapısı 5-6 yıl içinde değişti. İşte bakın, o 25 harika lirayı bulamayanlar artık kaç tane 25 liranın sahibi oldular. Ya. Ben o köyün kooperatifinin kuruluş aşamasında 5-6 yıl muhasebesini tuttum. Hiçbir şekilde bu masrafa tabi tutmadık. Bu arada size böyle bir görev adedilmemişti değil mi? Yok, yani yok, siz kendi çabalarınızla kendim o bölgeye katkı sağlamak istediniz. Önderlik. Çok önemli. 5-6 yıl muhasebesini tuttum. Yani oradan bir giderleri olmasın diye. Evet. Herhangi bir beklenti içinde de olmadan. Evet. Ve kooperatifi büyüttük. Artık paralar biraz daha büyüyünce dedim ki bundan sonrası arkadaşlar bir muhasebesine ait. Ben bundan sonra yokum. Ve böylelikle işi hallettik. Şimdi köyün ekonomik durumu gayet iyi. Çok güzel. Temeller işte sizinle atılmış. Evet. İstekli, i̇şte öğretmen arzulu. Kendisini sadece dershanenin içiyle sınırlandırmamalı.
Çok doğru. Evet. İşte bunlar çok önemli deneyimler. Çok evet. Değerli katkılar. Şimdi işte biz köyden öğretmenlerin pek çoğunu taşımalı eğitim aracılığıyla çektik. Olmadı. Yanlış. Köydeki öğrenci sayısı ne olursa olsun öğrenci sayısına bakılmaksızın derhal köydeki okulların açılması gerekiyor. Bu bir politik tercih. Orasını ben o tekrar konuşalım. Hocamın isteği bu. Tekrar tercih. Köydeki öğretmen eksikliğinin sadece dershane değil, sosyal hayatı, ekonomik hayatı ve diğer hayatına katkıda bulunması amacıyla çok değerli buluyorum. Çok öğretmen okulları yerine tekrar ediyorum. Yüksek okula çevrilerek öğretmen okulları aynen muhafaza edilip akademi haline gelsin. Akademi haline çevrilip gerekiyorsa efendim yapı eklentileri yapılarak bu sürdürülebilirdi. Eğitim fakültelerine verilmesini kişisel görüşüm doğru bulmuyorum. O şey kalmadı. Bizim zamanımızda heyecan, siz heyecan, şevk, idealizm evet. Yok diyorum. Peki hocam. Siz ne dersiniz? Esas işimizin içine girelim. Şimdi tabii eğitim bir toplumun ışık saçan bir aracı. Mustafa Kemal 1915 yıllarında cephede bile savaşın kazanılacağından emin devletteki okuma yazma eğitim olayını düşünüyor. Ve şöyle kullanıyor İsmet Paşa'ya şöyle söylüyor. Evet. Bir halkın bir kısmını eğitir, bir kısmını eğitemezsek onlardan doğacak çocuklardan da fayda gelmez diye yani kadınları kastediyor. Topyekün bir eğitimi kastediyor. Evet. Toplu halde. Tabii. Atatürk eğitime ve öğretmenlere o kadar çok değer veriyor ki düşman Polatlı'da düşmanla savaşırken Ankara'da yapılan bir öğretmenler Ankara Öğretmen Okulu'nda yapılan bir öğretmenler toplantısına bugünkü gidiyor. Bugünkü anlamıyla şura. Milli Eğitim Şurası. Bir öğretmenler evet. toplantısına katılıyor Atatürk cepheden gelip. Cephede bir tarafta savaşıyor. Aynen. Hayır Polatlı'da. Polatlı'da. Evet. Bir tarafta düşmanla savaşıyor. Bir tarafta da öğretmenleri yüceltmek için öğretmenlerin toplantılarına katılıyor. Hatta şöyle bir şey oluyor. Bir keresinde milletvekilleri geliyorlar Atatürk'e. İşte paşam milletvekillerin maaşlarına zam yapalım diyorlar. Atatürk diyor ki öğretmenlerin maaşından fazla olmasın. Evet. Çok önemli bir unsur çünkü. Öğretmenlerin maaşından fazla olmasın. Yani Atatürk eğitim alanında çok büyük bir şeye sahip, vizyona sahip. Evet. Onu şöyle açalım, geliştirelim. 3 Mart 1924'te Tevhid Dersat Kanunu çıktıktan sonra Atatürk 1924 yılında Amerika'dan bakın iletişim yok. Ama Atatürk John Dewey'i biliyor. Amerika'daki eğitim uzmanı John Dewey'i biliyor. Çağırıyor. Amerika'dan John Dewey'i çağırıyor. John Dewey 6 ay Türkiye'de çalışarak bir eğitim raporu hazırlıyor. Ve teslim edip gidiyor. Tabii Atatürk Cumhuriyet devrimlerinin ve devletin kuruluş aşaması içerisinde çok fazla zaman bulamıyor. Ancak 1 Kasım 1928'de yazı devrimiyle Türkçe Türk alfabesine geçince yeniden eğitime dönüyor. Önce öğretmenler, sonra devlet memurları önce Türkçe okuma yazma eğitimine geçiyorlar 1 Kasım 1928'de. Evet. Ondan sonra Atatürk bu olayı geliştirmenin peşinde ama 1935 yılında Milli Eğitim Bakanı Safet Arıkan geliyor Mustafa Kemal'e. Atatürk'e diyor ki paşam nüfusu 400'den az olan köylerde okuma yazma sorununu çözemiyoruz. Evet. Atatürk diyor ki siz hemen köylere çıkın. Askerde onbaşı çavuş olarak bizlere hizmet veren okuma yazma bilen askerleri bulun. Onlarla okuma yazma eğitimine başlayalım diyor 1935 yılında. Evet. Ve Safet Arıkan bu olaydan sonra 105 kişilik bir 85 kişilik bir grup oluşturuyorlar. Evet. 79'u Ankara köylerinden, 6'sı da Tunceli'den. Özel amaçlı Tunceli'den getiren acaba tepki ne olacak? O 85 kişiyle Eskişehir Mahmudiye'de ilk eğitmen kurslarını açıyorlar. Nasıl oluyor tepki?
Yani o zamanlarda işte şey var ya, isyanlar falan var ya, Dersim isyanı falan var ya şeyde. Güneydoğu'da, Doğu'da bir takım şeye sahiptir. Şudur, budur, ayaklanmalar isyanlar var. Tabii, doğru. Tabii onlar nedeniyle öyle bir amaçla yola çıkıyorlar. Ve bu eğitmen kurslarıyla öğretmen okullarının daha sonra temeli olacak, köy üniversitelerinin temeli olacak girişime başlanıyor. Şimdi tabii burada öğretmen okulları hepsi ilk aşamada, hepsi önceden kurulanın bazıları çalışıyor ama hepsi köy enstitüsü binalarının, köy enstitüsü kurumlarının üzerine devam ediyor öğretmen okulları. O köy enstitüsünde verilen iş eğitimi anlayışı, yapmaya çalışma yani. Anlayışı, üretim anlayışı öğretmen okullarında devam ediyor. Tabii ben şöyle anlatayım. O yıllarda traktör yoktu köylerde. 1955-56 ama bizim traktörümüz vardı. Ben traktör sürmesini biliyordum. Ziraat denen bir bölgemiz vardı. Buğday ekilen, unluklarımızı yapmak için bahçelerin üzerinde. Oraya ekilen buğdayları biçildikten sonra patosa atardık. Traktörün şeyine bağlayıp patosa atardık. Onları samandene ayırırdık. Ben o buğdayları alıp Ereğli'ye değirmene götürüp un yaptırıp getirip traktörle fırınımıza, ekmek yapılacak fırınımıza yıkıyorduk. Evet. Yani onunla ekmek tabii. Yani okulun kümes, öğrencisi şeyimiz, okulun kendi işini tavuk kümeslerimiz vardı. Evet. Tavuk kümeslerimiz vardı. Yumurtayı oradan yerdik. Mis gibi köy tavuğu yumurtası. Arıcılı, arı kovanlarımız vardı. Elma bahçelerimiz vardı. Üzüm bağımız vardı. Vişne bahçelerimiz, şeftali bahçelerimiz. Yaz geldi mi dışarıdan hiçbir şey alışveriş yapmazdık. Hatta şöyle bir de şeyim var, anım var. 1958 yılıydı. Bu arada tarihleri de çok net hatırlıyorsunuz. Tabii, tabii. Yediğiniz o sağlıklı gıdaların muhtemelen yansıması. Tabii. 58 yılıydı. Devlet İvriz Öğretmen Okulu'na 60 bin lira para göndermiş. 600 öğrenciyiz. 25-30 kadar da personel ve öğretmen var. Evet. 60 bin lira. Sene sonunda o zaman mali yılbaşı Mart aylarıydı. Okul müdürümüz Ramazan Oral gönderilen 65 bin liranın 25 bin lirasını harcamış. 35 bin lirasını mali yılbaşında geri bakanlığa geri göndermiş. İade etmiş. İade ediyor. Yani yeterli mi gelmiş? Tabii. Her şeyi kendimiz üretiyoruz. Harika. Çok güzel. Her şeyi kendimiz üretiyoruz. Vardık koyun ağırlarımızın. Koyunlarımızın ağılları vardı. Biz vardığımız zaman kaldırılmış ama yani üretim her şeyimizi kendimiz yaptığımız için fırında ustamız var, ekmeği kendimiz yapıyoruz. Evet. Sınıflarda nöbeti kendimiz tutuyoruz. Yatakhanelerde nöbeti kendimiz tutuyoruz. Yani dışarıdan bir gece bekçimiz, bir aşçımız, bir fırın ustamız, bir de bulaşıkhanede bulaşık yıkayan bir hizmetli. Okulda hizmetli yok. Herkes kendi. Tabii okulun bütün hizmetleri, yemekhaneye yemek dağıtılacak. Nöbetçi olanlar giderler, yemek karavanları getirir, kollar mesela, hepsini toplarlar, götürürler, aşağıya teslim edilir. Herkes kendi işini Herkes kendi yapıyormuş. Tabii evet. Sınıflarda sabah erken gidecek, soba yakılacak. Tabii soba var. Sınıf nöbetçisi vardır, o herkesten önce gider. Sobayı yakar. Sobaları yakar, gelinceye kadar ısınır ama bazen de yakamazlardı. Evet. Dumandan sınıfa girilmezdi. O da olurdu. O da olayın farklı azizlik. Bir şeyi ama bazen azizliği olurdu, tabii. Evet. Ama ne güzelmişti. Hani o süreçten mesela üretmeniz, kendi o parayı farklı kalemlere hani kullanmayıp yine tekrar devlete iade edilmesi tabii, gerçekten. Çok... Bu bir gerçek yaşanmış bir şey. Tabii mutlaka öyledir. Şimdi yani 3 yıl sonrasının şeylerini, bütçesini harcamaya çalışıyorlar. Arkadaşlar da biz artırarak oraya gidiyorduk. Hatta köy enstitüleri kurulurken, öğretmen okulları kurulurken İnönü'nün şöyle bir sözü var. Biz Anadolu'nun ortasında kurulmuş bir köy devletiyiz. İlk öğretim davası insan olmak, millet olmak davasıdır. Evet. Yani öğretmene eğitime verdiği önemin değerini anlatıyor. Bizlere düşen görevin öğretmenlerin yeterince bilinçli
ve deneyimli olmasını kastediyor tabii, burada İsmet İnönü. Atatürk'ün dediği gibi yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Tabii. Yani Türk insanının eğitiminde en önemli görevi öğretmenlere evet. verilmiştir. Evet. Bu tabii çok çok değerli, çok çok önemli. İşte geçmişe gittiğinizde sizler o süreç içerisinde yaşadığınız deneyimler, tecrübeler, anılarınız değil mi hocam? Evet. Çok kıymetli. Torunlarınızı anlatıyorsunuzdur artık. Hani anlatıyoruz, anlatıyoruz tabii de. Şimdi tabii öğretmenin öğretmenlik anlayışı. Evet, kalsın hocam, onlar düştü. Eğitim kurumlarının eğitim evet. anlayışıyla. Şimdi bizim gördüğümüz eğitim anlayışının arasında evet. fark var. Tabii. Bizim gördüğümüz eğitim anlayışında temel unsur üretmek. Hatta şöyle bir şey oluyor. Tonguç Çankırı köylerinden geçerken Samsun'a gidiyor. Yolda yeni bir ilkokul görüyor. Duruyor yolda şoförle. Okulun lojmanının kapısını çalıyor. Çıkan yok. Biraz sonra birisi çıkıp geliyor. Diyor bir okulu görebilir miyiz? Kendisini tanıtmıyor tabii. Giriyorlar okula, bakmış masanın üzerinde bir kova. Su damlıyor yukarıdan. Yağmur yağmış, su damlıyor, çatı akıyor. Hemen çıkıyor Tonguç, okulun bahçesine giriyor. Çünkü yeni bir okul, kiremitler var. Hemen bir merdiven buluyor. Evet. O kiremitlerden de alıp geliyor. Çıkıyor çatıya kendisi. O kırık kiremidi değiştiriyor. Merdivenden aşağı iniyor, kenara koyuyor. Müdüre diyor, hocam bunu niye yapmadınız şimdiye kadar diyor. Ben diyor kaç defa diyor Çankırı Milli Eğitim Müdürü'ne yazdım, gelip yapmadılar diyor. Evet. Evet. O zaman evet. diyor sen diyor bir daha Çankırı Milli Eğitim Müdürü'ne diyor yazma. Bana telefon et. Aha. Ben gelir yaparım diyor. Kartını çıkarıyor. Oradan. Veriyor ki bakıyor ki öğretmen ilk öğretim genel müdür. İsmail ya. Hakkı Tonguç. Evet. Şimdi bizde hep böyle. Ben mesela 13 yıl köylerde öğretmenlik yaptım. Yaz tatilinde kırık kiremitler değişecek. Nasıl değişecek? Kiremitleri getirirdik. Aşağıda harcı karardım. Eşimi oraya kovanın başına, harcın başına koydum. Kendim de çatıya çıkardım. Kovayla harcı alarak çatının kiremitlerini değiştirirdik. Kışın akmasın sınıflar diye. Evet. Yani hepimizin şeyi öğretmenlik ideali en iyi şekilde hizmet etmek. Kesinlikle. En iyi şekilde hizmet. Çünkü öğretmenliğe toplum o kadar saygı gösteriyordu ki. Mesela mihir senedi yazılacak, düğüne çağırırlar, kuşak bağlanacak. Öğretmenim evet. bize çünkü gel. Çok itibar, tabii, gören, tabii, çok tabii. değerli insan yetiştiren tabii. bir faktör. Evet. Evet tabii bir ülkenin kalkınmasının çok önemli mimarı öğretmenlik. Nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, sosyalleşmesinde, topluma, hayata hazırlamasında, toplumun kültürel yapısında da, genç kuşaklara aktarılmasında da öğretmenlerin rolü çok büyük. Yeni nesillerin niteliği hiç kuşkusuz yine onu yetiştiren öğretmenlerin niteliğiyle özdeşleşen bir durumda olacaktır. O yüzden şimdiki genç neslin öğretmenlerin de değerinin daha arttırılıp eğitim kalitesinin, niteliğinin daha da arttırılıp nicelik taşımasını sağlamak gerçekten çok önemli olacaktır. Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli, güzel bir yayında. Yayınımızın sonuna geldik çünkü. Ben bir noktayı belirterek kapatalım. Kapatalım, bir nokta evet kapatalım. Lütfen. Bizim esas şeylerimizden birisi, hedeflerimizden birisi de İvirsizler Derneği olarak köy enstitülerinin yıl dönümünü kutlamak. 17 Nisan'da köy enstitülerinin 81. kuruluş yıl dönümü. Şayet 17 Nisan'da köy enstitülerinin 81. kuruluş yıl dönümünde yine kurumunuz bize bu fırsatı verir. Bu stüdyoda buluşursak öğretmenlikle ilgili, Cumhuriyet dönemiyle ilgili, meslekle ilgili çalışmaları sizlere daha geniş çok biçimde anlatırız. Ben çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk. Sağ çok olun. Çok sağ olun. Var mı hocam eklemek istedikleriniz? Son kısa bir cümlenizle. Evet, öğretmenlik tabii çocuğu eğiteceğiz, geliştireceğiz. Bir güzel yanı daha var öğretmenliğin. Her bireyin güçlü olduğu bir alan vardır. O alanı bulup öne çıkarmak, o yönde çocuğun gelişmesini sağlamaktır. Öğretmenin başat görevi. Eğer dershanedeki, içerideki en başat görevi budur. Evet. Her kişinin yaratıcı, herkese ayrı bir yetenek vermiştir. Elbette. Şeyinde, DNA'sında vardır.
Doğru. Herkesin kendine has bir üstün tarafı vardır. Öğretmene düşen görev bunu ortaya çıkarıp bu yönde çocuğun gelişmesini sağlamak, bu yönde çocuğu yönetmek, bu yönde çocuğa rehberlik yapmak. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim hocam. Böyle bir fırsatı verdiğiniz için size sağ olun, başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet efendim, böylece Öğle Arası programımızın sonuna geldik. Emekli öğretmen Mehmet Ali Bol ve yine İlköğretim müfettişlerinden emekli Ahmet Çölmek hocam bizlerle birlikteydi. Öğretmen okullarının biraz geçmişine değindik. Bugün 173. yıl dönümüydü. Geçmişten günümüze öğretmenlik mesleğini anılarıyla, tecrübeleriyle, deneyimleriyle ve kendi kişisel görüşleriyle sizlere aktarmaya çalıştık. Ben çok keyif aldım. Oldukça güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın saatleriniz 12'yi gösterdiğinde ben yine sizinle birlikte olmayı seçiyorum. Hoşça kalın.